Arkadaşlar bizim Proton Gen 2'ler için Ford Taunus marka termostatlar oluyor. Bakın bu şu an elimdeki 74'lük termostat borunun içerisine giriyor. Bunu alıp kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunun çalışıp çalışmadığını test edeceğim. Testimde ise şöyle bir çay makinem var. Kettle. Kettle'ın içerisine sıcak suyu atacağım ve açılıp açılmadığına bakacağız. Kettle'ıma bu 74'lük termostatımın içerisine atacağım ve bu yay kendini geriye doğru çekecek ve su devir daimi başlayacak. Şimdi ben bunu atıyorum ve test ediyoruz. Kettle'ımızın içerisine attık. Bakalım kaynamadan önce termostatımız açacak mı bakalım. Evet, yavaş yavaş kettle'ımız ısınmaya başladı. Baloncuklar çıkıyor. Şöyle yakından göstereyim size. Evet arkadaşlar bakın yay açılmaya başladı. Su kaynamadan açıldı. Yani 74 dereceye gelmek üzere. Evet yayımız iyice açılıyor. Bu termostatı almamın sebebi araba hararet yapmaması içindi. Evet yayımız bayağı bir açıldı arkadaşlar bu arada bakın. Evet görüyorsunuz boşluk. Boşluğa alıştı. Su da bu arada kaynamak üzere. Yani su kaynamadan termostatımız açtı. Şu an az bir şey kaldı kaynama noktasına. Ve full açtı arkadaşlar. Bakın şu an full açtı. Suyumuz da kaynadı zaten. Termostatımız açmıştı. Şöyle göstereyim. Bakın boşluk var. Su soğudukça zaten kapanıyor. Şimdi bakalım. Soğuk su olunca kendini kapatacak. Evet. Şu an arkadaşlar açık. Biraz kapanmaya başlamış. Daha hala da sıcak. Boşluğu görüyorsunuz. Sıcak. Şimdi soğudukça kendini kapatıyor. Termostat sistemi arkadaşlar bu şekilde çalışıyor. Üzerinde civa var. Civa yayı gerdirip suyun verilmesini sağlıyor. Bakın kapanıyor zaten. Fark ediyorsunuzdur. Evet, soğumaya başladı. Kendini kapatıyor. Arkadaşlar önerim Ford Taunus 74'lük termostat Gen 2 araçlara uyumludur. Bundan alabilirsiniz. Bakın kapandı. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dakika videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.